Yatırım bülteniyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün piyasalara gündemin tabii ki dış politikadaki riskler vurdu. Libya'da özellikle ABD hava saldırısında biliyorsunuz İran'ın en büyük liderlerinden birinin vurulması. Hemen akabinde ABD-İran gerginliği artarken dün akşam seansında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya'ya ilişkin temasları. Tezkereye dair detaylar meclis gündeminde dün tezkere vardı, görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Hepsi şu an hem piyasaları etkiliyor hem de elbette sadece ekonomik ajanda tarafında, yurt içi taraftaki piyasalar değil, dış politikada önümüzdeki dönemde belirsizliklerin arttığı bir dönem olarak karşımıza çıktı. Petrol fiyatları yükseldi. İçeride Türk lirasının oynaklığı arttı. Hepsini konuşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden önce Ankara stüdyolarına bir gidelim. Alican Türkoğlu olacak Ankara stüdyolarında. Birazdan gideceğiz, detayları konuşacağız ama onun öncesinde bir piyasalar açılmadan önce hangi başlıklara dikkat çekeceğiz? Bu bahsettiğimiz politik başlıkların detaylarını önce anla konuşacağız. İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürüldü. İran'ın aslında en büyük komutanı, en büyük liderlerinden biriydi. Ve 2020 yılına biz bu gündemle aslında başladık. Hemen devam edelim. Saldırı sonrası jeopolitik risk algısıyla petrol ve altın fiyatları yükseldi. Petrol değil tepki %5'e yakın bir yükseliş yönündeydi Brent petrol fiyatlarında. Benzer şekilde güvenli limanlara olan talep ve altın fiyatlarında yükseldiğinden bahsedebiliriz. Bizim kendi editörlerimize, Bloomberg ET'ye konuşan kaynaklar, Merkez Bankası döviz cinsinden zorunlu karşılıklara komisyona başladığına dair bir haber derledi. Bu özel haberi de birazdan Haluk Bürümcekçi ile değerlendireceğiz. Çünkü zaten TCMB'nin içeride biliyoruz ki son dönemde attığı adımlarla ZK tarafındaki döviz ZK oranlarını arttırmıştı. Sonrasında döviz ZK'ya uyguladığı faizleri indirmişti. BDDK'nın da kararıyla beraber. Ki bu dolaylı yoldan dolarizasyonun üzerinde bir önünde bir engel olacaktı. Şimdi bir de ekstradan bunlara komisyon uygulanacağı bankalara bildirildi. Detayları konuşacağız. Amerika'da endeksler Çin'in 115 milyar dolarlık likit adımı sonrasında rekor seviyelere yükseldi. Zaten 2019 yılında aslında bu rekorlar neredeyse her hafta tazeleniyordu. Dün de benzer şekilde ABD borsalarında yükselişin devamını gördük. Geçen sene yaklaşık %30 getire sunan Amerika borsaları 2020'ye de pozitif başladı. Ama burada gördüğümüz ilk iki madde sonrasında endekslerdeki bu yükseliş ne kadar kalıcı olur? O da bugün piyasanın kafasındaki önemli bir soru işareti. Jeopolitik gündem dışında bugün piyasalarda FED tutanakları da takip edilecek. Yine akşam saatlerinde de FED'in en son özellikle 2020'de faiz arttırmayacağız yönündeki sinyali verdiği toplantının da tutanaklarını alacağız. Hemen dönelim bakalım piyasalara. Dünkü kapanış rakamları neymiş? Borsa İstanbul 115.932 seviyesinden günü tamamladı. Geçen hafta özellikle biliyorsunuz 2019'da 115.000 üzerindeki kapanış bizi tekrar 120.000 rekoruna taşır demişti analistler. O yüzden 115.000 üzerinde kapanması önümüzdeki haftalar için tarihi rekor seviye, tarihi rekor kapanış seviye olan 120.000'lerin üzerine hedef olarak gösterilmesine sebep oldu. Dün %1.3'lük bir yükseliş vardı. Dolar Türk lirasında 5.96'yı gördük yine Asya seansında. Şu an 5.95-93'ten geçiyor işlemler. Dün özellikle Libya tezkeresinin meclisten geçmesi de kur tarafında hem TL'nin spot piyasada değer kaybına tetiklerken hem de oynaklığı arttırmış dün saat 7 civarında. Şu an dünkü kapanışa göre yatay olduğunu görüyoruz. Euro TL 6.65 seviyesinde ve Euro Dolar paritesi de 1.11.65 seviyesinden geçiyor işlemler. Dünkü 1.12'lerin sınırlı da olsa altında. Dün piyasalar biliyorsunuz bol bol PMI verilerine odaklanmıştı. Hem Avrupa hem Amerika hem içeride Türkiye'de. Bugün de gündem biraz daha Türkiye özelinde enflasyona kayacak. Enflasyon, Aralık enflasyonu öncesinde dünkü kapanışta 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizimiz yatay bir seviyede günü tamamladı. 5 yıllık ve 10 yıllık da %12'lerin üzerindeyiz hala. Gösterge kağıdın bileşik seviyesi de, bileşik faiz de %11.72'de. Geçelim Avrupa ve ABD borsalarına. Dün aslında tüm dünya borsaları yeşile boyandı. Londra FTSE %0.8, Paris CAC'da %1, Frankfurt DAX'da %1 ve İtalya FTSE MIB'de %1.4'lük bir yükseliş vardı. Benzer tabloyu Amerika borsalarının kapanışında da gördük. Orada da yine yeşiller vardı ABD borsalarında.
Bugün bak ABD borsalarında özellikle vadeliler tarafında benzer şekilde alımların devam etmesi de bekleniyor. Dünkü kapanışta da Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ın da yine %1'lerin üzerinde yükselişle günü kapattığını söyleyelim. 2020'nin ilk işlem gününde borsalar günü oldukça pozitif kapamış. Geçiyoruz emtia piyasasına. Çünkü asıl hikaye burada özellikle dünkü haber akışı ve yine İran liderinin ABD tarafından, hava saldırısı tarafından Bağdat'ta vurulması sonrasında, Irak'ta vurulması sonrasında Brent petrolde ilk tepki %4'ün üzerinde demiştik. Orada 69 dolarlara doğru, hatta 70 dolar olur mu diye piyasanın odağındaydı Asya seansında. Şu an 68.17 dolarda %2.9'luk bir yükseliş var, %3'e yakın. NYMEX petrol, Amerikan tipi ham petrol 62.85 dolarda %2.73 yukarıda. Ve ons altın fiyatları zaten 1550'ler zorlanıyordu biliyorsunuz. Geçen senenin son birkaç işlem gününde. Yine bugünkü fiyatlamalarda da 1542'yi görüyoruz. Artan jeopolitik riskler emtia tarafında hem altına güvenli liman hem de tabii ki Orta Doğu'daki riskler de petrol fiyatlarını yukarı taşımış gibi gözüküyor. Günün veri ajandası. Enflasyonu söyledik. Aralık tüketici fiyat endeksi gelecek. %0.5'lik bir medyan beklenti var. Yıllık bazda ise %11'lerin üzerinde yılı kapatmamız, yani 2019 yılını kapatması bekleniyor. Türkiye'de enflasyonun TCMB'nin ve hükümetin, yani yeni ekonomi programının Hazine ve Maliye Bakanlığı hedefi %12 idi geçtiğimiz sene için. Dolayısıyla bu hedefin altında daha iyimser bir seviyede enflasyon rakamı bekliyor piyasa. Üretici fiyat endeksi gelecek. Son birkaç aydır zaten TÜFE'nin altında açıklandığını biliyoruz. Yani düşüş TÜFE ile kıyaslandığında daha hızlı üfe rakamlarında, daha önceki aylarda böyleydi. Bu ayda Aralık'ta da bakacağız gerçekten geçtiğimiz ay böyle mi olmuş diye. Almanya'nın tüketici fiyat endeksi gelecek 16.00'da. 18'de ABD Kasım inşaat harcamaları ve yine 18'de ABD Aralık ISM imalat endeksi açıklanacak. Günün veri ajandası da böyle. Ama bugün aslında bu ekonomik veri ajandasını gölgede bırakan tek konu elbette bir yandan Libya tezkeresi, öte yandan da ABD'nin hava saldırısıydı Bağdat'a. Alican, hoş geldin yayına. Hemen vakit kaybetmeden sözü sana vermek istiyorum. Çünkü gerçekten tek gündem var, o da jeopolitik riskler. Ankara'da her madde nasıl yankı buluyor ayrı ayrı? O jeopolitik risklerin belki de doruk noktasına ulaştığı bir sabaha kalktı aslında bugün Türkiye'de. Çünkü sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla İran'ın belki de en önemli isimlerinden birisi olarak görülen, hatta bakıldığında ama neyse sonrası ikinci isim olarak da adlandırılan, değerlendirilen, nitelendirilen Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmüş olması, Bağdat'ta öldürülmüş olması şu anda bölgeyi resmen gerginliği, suları çok daha fazla ısıtmış durumda. Şimdi arka arkaya yapılan açıklamalara bakarsak hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem İran'dan açıklamalar geliyor. Pentagon diyor ki bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi diyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Amerika Birleşik Devletleri haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır yönünde bir açıklama yaptı. Ama neyden de benzer yönde açıklama var İran tarafından bakıldığında. Dolayısıyla İran'ın bu saldırı sonrası sadece Kasım Süleyman değil, Haçlı Şabi'nin iki önemli komutanının daha öldürüldüğü ifade ediliyor bu arada. Nasıl bir cevap vereceği, nasıl bir misilleme yapacağı şu anda bölgede konuşulan, tartışılan başlıkların birincisi haline gelmiş durumda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğüm ve okuduğum kadarıyla kendi içinde de bir takım tartışmalar var. Cumhuriyetçilerden Trump'ın bu kararına destek varken özellikle demokratlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıyı yapmasının ABD vatandaşlarının hayatını daha fazla riske attığı, kesinlikle danışmadan alınan bir karar olması sebebiyle de ABD Başkanı Trump'a eleştirilen değerlendirmeleri daha sık görmeye başladık. Özellikle demokratlar cephesinden gelen açıklamalarda. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde bir yandan bu tartışılmaya devam edecektir. Ama sonuçta olan bir şey var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginliği, hatırlayalım, son dönemde artmıştı. Özellikle ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin baskına uğraması sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden sert açıklamalar gelmişti. Hatta dün de yola çıktık geliyoruz yönünde bir mesaj içeren bir fotoğraf da yayınlanmıştı. 650 askerin Orta Doğu'ya gönderilmesi sırasında verilen fotoğraftan bahsediyorum. Ama aslında bu konuyla ilgili yorum yapan uzmanların da hiçbirinin beklemediği bir şekilde belki de en son yapılacak hamleni ilk başta yapmış gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri.
Efsane olarak görülüyor İran tarafından Kasım Süleymani. Bu ismin Bağdat'ta öldürülmesi şu an itibariyle Orta Doğu'daki havayı oldukça ısıtmış durumda. Şimdi İsrail'den, bütün ülkelerden yavaş yavaş açıklamalar gelmeye başlıyor. İsrail diyor ki en önemli düşmanımızı Amerika Birleşik Devletleri öldürdüğü yönünde bir açıklama yaptı. Yani Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinde bile yapılmayan yorumlar, DAEŞ liderinin öldürülmesinde bile yapılmayan yorumlar Süleymani'nin öldürülmesiyle beraber yapılmaya başlandı. Bu da aslında hem Kasım Süleymani isminin politikalar, bölge politikaları anlamında ne kadar kritik bir isim olduğunu, hem İran tarafından bakıldığında özellikle rejimin hayatta kalması, ayakta durabilmesi açısından ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir cevap verilebilmesi zorunluluğu açısından ki yapılan açıklamalar o yönde değerlendiriliyor şu anda. Hem Hamaney'den hem Cevat Zarif'ten gelen açıklamalar. Bölgenin sadece bugün değil önümüzdeki günlerde de çok sıkışacağını, çok gerileceğini ve belki de uzun süreler boyunca tartışılacak bir çatışma sürecine tekrar girilebileceğini gösteriyor. Sadece ABD ile İran arasında değil, destekçi ülkeler arasında da bu çatışmalara yol açılabileceği yönünde yorumlar uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından da, akademisyenler tarafından da yapılmaya başlamış durumda. Dolayısıyla bugünkü değerlendirmelere dikkat etmek gerekiyor. Ankara nasıl bir pozisyon alacak, ne gibi değerlendirme yapacak gün içerisinde, bunları da takip edeceğiz. Ama bir anda gündemin en ön sırasına yerleşmiş durumda. Evet, yani bölgesel riskleri, jeopolitik riskleri, konuları konuşuyorduk. Özellikle işte Libya konusu, Suriye konusu, işte önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya, Türkiye-ABD ilişkileri konuşulurken bir anda Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, direkt hedef alınarak öldürülmesi ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginliğin artık çatışma noktasına gelmiş olması bir anda tüm politikaların birinci gündem maddesinin bu konu haline gelmiş olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bugün gün boyu, sadece bugün değil önümüzdeki günlerde de bu konu Ankara'nın da öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda güzel. Birinci olarak bunu söyleyelim. İkincisi evet Libya konusu. Libya asker gönderme tezkeresi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 325 kabul oyuyla geçti. Şimdi bu konuyla ilgili olarak da ben çok da uzun olmayan bir süre içerisinde, yani kısa bir zaman içerisinde nasıl bir görev üstlenmesi öngörülüyorsa, nasıl bir rol üstlenmesi öngörülüyorsa TSK mensubu Türk askerlerinin bölgeye harekete geçmesini bekliyorum. Neden hızlı bir adım olacaktır? Bilindiği gibi Berlin'de bir konferans düzenlenecek, Libya konferansı. Halen katılımcı ülkelerle ilgili olarak görüşmeler devam ediyor. İşte Türkiye'nin, Mısır'ın, işte Türkiye'nin Katar ve Cezayir'in de konferansa katılması yönünde talebi var. Mısır diyor ki Yunanistan'da katılsın. Bu gibi görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla Ocak sonu, Şubat başı gibi en geç Berlin'deki bu konferansın toplanması bekleniyor. İşte o zamana kadar yani Libya ile ilgili bütün güçlerin, bütün ülkelerin bir araya geleceği, en azından bölge ülkelerinin bir araya geleceği bu konferans başlamadan Hafter'in Libya'daki hakimiyeti genişletmemesi açısından Türk askerinin bölgede olmasının önemli olduğu yönünde yorumlar daha fazla yapılıyor. Şimdi dün Libya'dan gelen açıklamalara da bakarsak tezkerenin geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmiş durumdalar. Bu açıdan bakıldığında ben kısa zaman içerisinde Türk askerinin bölgeye ilerleyebileceğini düşünüyorum ama şu önemli, dün Trump'la Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama var. Diyor ki Beyaz Saray sözcüsü, Trump dış müdahalenin Suriye, Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğini vurguladı yönünde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bu kapsamda da değerlendirildiğinde Amerika ile Türkiye'nin bu konuda tam da aynı noktada, aynı düzlemde durmadığını da söyleyebiliriz. Bu konularda da bugün açıklama gelecektir. Çok yoğun bir dış politika gündemi var bugün. Başta ABD-İran çatışması olmak üzere Libya ve Suriye konularıyla ilgili olarak bugün yeni açıklamalar gelecek gibi gözüküyor güzel. Alican, bu toparlama için çok teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten biz de güne bu gündemle başladık. Alican Türkoğlu'nu ağırladık Ankara stüdyolarında. Şimdi hemen geçelim Araştırma Müdürü Yardımcımız Gizem Uzun'un yanına ve bu başlıkların özellikle jeopolitik düzlemle tartışıldığı kadar dönüp aslında piyasalar düzleminde de tartışılması ve fiyatlamalara yansıdığını gördük. Başta petrol fiyatları olmak üzere. Gizem günaydın, hoş geldin. Hemen söz sana vereyim. Sadece emtia cephesi değil, emtia dışında da jeopolitik riskler acaba borsaları etkiledi mi Asya seansında?
Asya seansında gördüğümüz aslında borsalar tarafında o kadar belirgin bir etkinin şu aşamada olmadığı yönünde. Çünkü ekranda da gösterdiğim gibi hisse senetleri tarafında karmaşık bir seyir var. Mesela Singapur, Hindistan'ın Sensex'i, Hong Kong aynı zamanda eksideyken bir taraftan Malezya, Endonezya'nın Jakarta'sı artıda kalmaya devam ediyor. Ve burada kayıpta olanların bile kaybının sınırlı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hisse senetleri açısından belirgin bir yansıma olmadığını söylemek mümkün. Döviz tarafında kısmen yansıma var. Şöyle ki dolar küresel ölçekte güçleniyor. Bunun yanı sıra mesela güvenli liman olarak adlandırabileceğimiz yenin bugün artıda olduğunu görmekteyiz. %0.37 kadar o da doları yeniyor bugün itibariyle. Faizlerde geri çekilme var gördüğümüz kadarıyla. Belli ki bu noktada petrol fiyatlarında şu an gördüğümüz yükselişin buralara etkisi kendisini şu aşamada gösteremiyor. Petrol fiyatlarında Brent petrolün %2.9 kadar artıda olduğunu görmekteyiz. 68.17 dolarda. WTI'de ekranımızda bugün %2.7'lik primiyle beraber 62.85 dolarda. Bunun detaylarının üzerine konuşuruz tekrar ama emtia tablosunda görüldüğü gibi artıda olanlar kadar eksi de olanlar da var. Alüminyum ve bakır bunlardan iki tanesi sadece. Ancak bir de yansımayı ülke risk primlerinde görmekteyiz. Bugün bir miktar yükseliş göze çarpıyor. Şimdi Gizem, istersen buradan hemen geçelim petrol ve altının detaylarına. Çünkü elbette özellikle Pentagon'un açıklaması çok önemli. İran'ın en büyük lideri Süleyman Bağdat'ta vurulması. Tüm bu haberler petrol üzerinde etkili oldu. Altın hikayesi ise biraz daha güvenli liman fiyatlamasıydı ama seviye nereden nereye geldi? Yani ilk haber akışı geldiğinde petrol fiyatları neredeydi? Şimdi gördüğümüz tablo aslında bu az önce Alican Türkoğlu aktardı zaten. Jeopolitik risk, bölgede gerilim bunlardan konuşuluyordu, bahsediliyordu. Ancak bu beklenmedik bir doğrudan doğruya yapılmış bir saldırıydı aslında. Ve gördüğümüz tablo aslında dün sakin seyreden Brent petrol fiyatlarında aşağı yukarı 65 dolarlardaydık. Ve bir anda bu haberin düşmesiyle birlikte biz Brent petrol fiyatlarında 67 dolarların, 69 dolarların üzerine çıktığını gördük. Dolayısıyla gördüğümüz tablo 3-4 dolar birden bu haber akışının petrol fiyatlarını yukarı yönde ittiğini gösteriyor. Kalıcılığı tartışılıyor. Tabii ki jeopolitik riskler kısmını ya da uluslararası ilişkiler kısmını tartışmıyoruz ama petrol fiyatlarında bu yükseliş kalıcı mıdır diye soracak olursak bir tane bu sert yükselişe müdahale Suudi Arabistan gelebilir mesela. Bu kadar sert bir yükseliş meydana gelirse şayet üretimi artırarak bir şekilde petrol fiyatlarını dengelemeye çalışabilir. E tabii bir de bunun OPEC dışı üyeler kısmı var ki onun içerisinde de Rusya var mesela. O buradaki yükselişi dengelemek ister mi tartışılır, büyük bir soru işareti. Burada destek olabilecek petrol fiyatlarındaki yükselişe engel olmak isteyen bir Suudi Arabistan olabilir. Bir de Amerika olabilir. O da hani stoklarını artırarak, üretimi artırarak bu yükselişi dengeleyebilir. O yüzden şu aşamada petrol fiyatlarındaki yükseliş kalıcı dememiz zor. Ama şu bir gerçek, az önce Alican da aktardı zaten. Biz bir süre bu gerilimi konuşacağız ve İran'ın bir şekilde cevap vermesi bekleniyor. Bu gerilimle birlikte burada volatilite illaki artacaktır. Sadece orta vadede kalıcılığı sorgulanır demek istiyorum. Buradaki bu İran-Amerika gerilimine dair bir diğer yansımayı da biz altın fiyatlarında belirgin bir biçimde gördük. O da ikinci grafiğim ve fiyatlar bize gösteriyor ki şu aşamada sadece bu haber akışının etkisiyle beraber %1'in üzerinde bir kazanım elde ettiğini gösterdi bizlere ve böylece haftalık bazdaki değişimi %2'nin üzerine çıktı. Geçen hafta da benzer bir kazanımla haftayı kapatmıştı ki bizim buradaki %2'lik değer kazancı altında Ağustos ayından bu yana görmediğimiz kadar sert bir haftalık bazdaki kazanca işaret ediyordu. Dolayısıyla iki hafta üst üste %4 civarında yaptığı primle beraber şu aşamada altın fiyatlarının bu gerilimden beslendiğini ve 1542 doların üzerine çıktığını görmekteyiz. Evet, özellikle Pentagon bu hava saldırısında Trump'ın emir verdiğini söylemesinin hemen akabinde İran misillemeyle karşılık verecek dedi politik uzmanlar. O yüzden Gizem'in dediği gibi bu misillemenin ne olacağı önümüzdeki süreçte Başkan Trump'ın birebir ağzından İran'a dair henüz bir açıklama yok ama oradan açıklamalar bekleniyor. Tüm bunlar yine fiyatlamaları değiştirecek. Belki bir not daha, son yaklaşık 2,5-3 haftadır da petrolde uzun pozisyon lehine kontratlar zaten artmaya başlamıştı. Yani bu haber akışı tabii ki çok daha sert yükseldi ama 2019'un bir son aylarında da petrol yükselişini biraz daha konuşur hale gelmiştik. Bu da zaten tetikleyicisi olmuş. Gizem, geçelim öte yandan dün konuştuğumuz hikaye imalat PMI rakamlarıydı. Şimdi tabii biz Avrupa'ya karşıladık, Türkiye'ye karşıladık. Akşam gelen hem Amerika'nın imalat PMI'yi hem de bugünkü Asya fiyatlaması nasıl yansıdı?
Şimdi bugün gelecek olan bir ASM imalat PMI rakamımız var elimizde. Bu veri biraz jeopolitik risklerin artık gölgesinde kaldı ama aslında bugün Amerika'dan iki tane önemli şey karşılayacağız. Bir tanesi ASM imalat rakamları, bir diğeri de FOMC toplantı tutanakları. ASM imalat tarafında genel itibariyle son bize gösterdiği tablo bir dip görmüştük. Oradan bir toparlanma ivmesi gelecek mi gelmeyecek mi? Burası soru işaretlerinden bir tanesi. Bunun haricinde beklentilerden bir miktar bahsetmek gerekirse en son karşılayacağımız bu ASM rakamlarında beklenti 49.1'e yükseleceği yönünde. Bir de Fed'in FOMC toplantı tutanakları var dedim. Orada değişen bir kompozisyondan bahsediyoruz. Geçen sene mesela Rosengren ile George Fed üyelerinden faiz indirimine şerh koymuşlardı. Ancak bu sene onların oy hakkı yok. Tam tersine güvercin olan üyelerin oy hakkı var. Dolayısıyla daha güvercin bir Fed kompozisyonuyla karşı karşıya kalacağımız bir yıl olduğu için bundan sonrasında toplantı tutanaklarını daha dikkatli izlemek lazım. Bu Aralık ayının kararının toplantı tutanaklarını göreceğiz. Aynen öyle. Dolayısıyla 2020'nin Fed'i geçtiğimiz yıldan farklı olacak demek istedim. Bunun haricinde ekonomik dataya dönecek olursak ASM imalat PMI rakamlarında artık ufak bir toparlanmadan bahsedebiliyoruz. Ancak şuna dikkat çekmek istedim sadece. Şimdi MSCI Asya Pasifik Endeksi ile arasındaki ilişkiyi göstermek istedim. Çünkü arada bir ilişki var. Ve bu bize özellikle 2019'un ortasından itibaren her ne kadar makroekonomi çok desteklemese bile bu noktada hisse senetlerindeki fiyatlamaların rekorlara taşındığını gösterdi. Bu ticaret ilişkilerinin olduğu sadece bir bölge. S&P daha keza mesela dün yine rekorla tamamladı. Ama şunu göstermek istedim. Makroekonomi o kadar fazla toparlayamadan hisse senetleri rekor kırarsa bir noktadan birine uyum sağlaması lazım. Ya burası çok ciddi toparlanması bekleniyor ki hisse senetlerinde önden bir fiyatlama var ya da hisse senetlerinde gereksiz bir iyimserlik söz konusu. Bu söylediğime benzer bir şeyi dün Moody's analistlerinden biri bir yayına katıldı ve dedi ki biz Amerikan hisselerinde daha fazla rekor görmek için fazla güçsüz olduğunu düşünüyoruz. Yani şimdilik en azından yeni rekorlar için altta destekleyebilecek bir makroekonomik gerçeklik yok dedi. Onu da özellikle belirtmek lazım. Tabii 2019'un Mayıs-Haziran ayında da sanıyorum Fitch bunu söylemişti. Ben de onu hatırlıyorum Gizem. Resesyon tartışılırken ABD borsalarının rekoru sürdürülebilir demişlerdi. Üzerine bir 500 puanlık daha rekor kırdı gerçi Amerika. Ama çok haklısın. Geçen sene Haziran'dan farklı olarak şu an değerlemeler daha da pahalı hale geldi. ABD borsalarına bakalım kime ne kadar uyum sağlayacak. Geçelim içeriye. Şimdi bugün birazdan konuşacağız enflasyon rakamlarında ama onun öncesinde Bloomberg HT'nin bizim ulaştığımız kaynaklarla beraber ZK'ya komisyon uygulamasının başlanıldığını bankalara bunun bildirilene dair bir kaynak haberimiz var. Oldukça önemli bir haber. Neden önemli? Çünkü şimdiye kadar Merkez Bankası'nın attığı adımları, para politikası seti dışındaki adımları doğru okuyabilirsek göreceğiz ki döviz mevduatı aslında özendirmemek için hangi adımları atabiliriz? Hep bu sorunun cevabı arandı. Döviz ZK'lar indirildi. Dövize verilen faizler düşürüldü. Bugünkü adım da onun tamamlayıcısı olarak görülüyor bize ama sen nasıl gördün komisyon uygulamasını? Şimdi bu en hani kaba tabirle açıklamaya çalışayım. Bu bankaların maliyetini arttırıcı ve aynı zamanda dövize verdikleri faizi düşürücü yönde atılmış bir adım olduğunu söyleyebilirim. Geçen senenin konusu neydi? Şurada turuncu çizgiyle gösterdiğim, burada gerçek kişilerle tüzel kişileri topladım. Toplamda bizim döviz sevdiyat hesaplarımızda gerçek ve tüzel kişiler 193.4 milyar dolarlık bir döviz sevdiyat hesabına sahip. Ve buradaki artışa dikkat çekmek gerekirse 2019'un başından itibaren yükseliş devam etti. Yani ne oldu? Dolarizasyonun arttığını gözlemledik. Az önce sen de bahsettin. Bu ters dolarizasyon sürecine destek verecek bir uygulama. Bankaların maliyetini bir şekilde arttırarak bu noktada verdikleri şurada %2 faiz veriliyor. 3 aya kadar ortalama dolar faizini kullandım burada. Yani 50 bas puan civarında faizini, dövizin faizini, doların faizini düşürücü yönde bir maliyet arttırıcı önlem olduğundan bahsedebilirim. Ancak şuna dikkat etmekte fayda var. Burada dövize yönelenler acaba buradaki %2'lik faiz için mi yöneliyorlardı? Yönelmemiş. Zaten sen grafiği o kadar yani güzel tam ters korelasyon olduğunu göstermişsin ki bu faiz çakılırken aynı dönemde ETH artmış değil mi? Aynen öyle. Yani burada sermaye beklentisinden ziyade daha doğrusu enflasyon ya da kur beklentisinden ziyade biz aslında dolarizasyonun arttığını gözlemlemiştik. Buradaki %2 faiz cazip olduğu için değildi çok fazla. Bakalım ne kadar destek olacak? O
onu izleyeceğiz. Yalnız şunu da belirtmemde fayda var. Bankalar tarafında mesela yabancı paralar için tutulan zorunlu karşılık oranında döviz tutarı son tesis dönemi 13 Aralık. Orada da verilen rakam 48.1 milyar dolar. Ama şu var. Yani bankalarda tutulan döviz mevduatı mı bu bahsettiğin? Yok, bu bahsettiğim zorunlu karşılık için tutulan. Aynen. Bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları ZK karşılığı döviz mevduatı. Aynen, bunların da ortalama ZK oranı %15.1 seviyesinde. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Yabancı para zorunlu karşılık için dövizin dağılımı açıklanmıyor. Yani dolar mı, euro mu, altın mı, o kısmını bilmiyoruz. Ha, bunu nereden yola çıkarak söyleyebiliriz? Bankalarda ya da katılım bankalarında ya da mevduat bankalarında mevduatların dağılımını görebiliyoruz. İşte dolar mı, euro mu? Burada %55 civarında bir dolar ağırlığı var. Az önce bahsettim ya, mesela 50 bas puan faiz düşürücü yönde etki yapabilir diyen ekonomistler buradaki mevduattaki dağılımı baz alarak zorunlu karşılıkta bu kadar tutuyorlardır deyip 50 bas puan faize yansıtır bankalar diyorlar. Onu da belirtmek lazım. Dediğim gibi zorunlu karşılıklarda yabancı paranın dağılımı aslında yok. Burada bu maliyet hesaplanırken mevduattan yola çıkarak aslında hesaplıyorlar. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Peki birazdan Haluk Bürümcekçi'ye soracağız detaylarını, nasıl okudu kendisi diye. İstersen geçelim enflasyon rakamlarına. Bugün saat 10'da TÜİK'ten rakamları göreceğiz Gizem. Senin yaptığın ankette de %0.5'lik bir aylık beklenti vardı. Yıllık kaça tekabül ediyor? Hedefler 2019'da tutacak mı ve hangi kalemlere piyasa odaklanacak? Şimdi bir kez daha hatırlatmak istedim ben de. Bugün bizim yaptığımız ankete dair beklenti 0.5'lik bir Aralık ayında aylık bazda tüfe artışı görmemiz yönünde. Eğer bu artış gerçekleşirse 10.56 olan enflasyonumuz 11.56'ya yükselecek ve seneyi böylece kapatacağız. Merkez Bankası'nın ya da yeni ekonomi programında gördüğümüz hedef sene sonundaki enflasyon %12 olacağı yönündeydi. Dolayısıyla 11.56'lık beklenti gerçekleşirse beklenti tutmuş, altında kalmış olacak. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den önemli bir son dakika var. Kendisi diyor ki 2020'de takibe dönüşüm oranı tarihi seviyelere yakınsamasını bekliyorum. En son gelen Kasım ayına dair bankacılık istatistiklerinde %5.4 seviyesindeydi batık kredi rasyosu toplam krediler içerisindeki. Burada 2020'de tarihi rekor olabilir demiş Akben. Gizem, ne dersin bu açıklamaya? Yani burada tarihi rekordan kasıt yüksek seviyeyi kastetti diyor herhalde, değil mi? Yani takibe dönüşüm oranından kasıt. Yani normalde tarihi düşüğe yönlendirmesi. Giderek yüksek, yani işte %2-3'ten başladık. En son 5 küsür değil mi? Evet. 5-4 civarındaydı. Göreceğiz, bir şey söyleyemiyorum. Şöyle ben de öyle okudum açıkçası. Yani tarihi seviyelerden kasıt herhalde burada yükseği vurgulamış. Çünkü şu an bir yükseliş trendi var. Tarihi düşük seviye. Hedef olması lazım ya. Evet, yani peki o zaman şu an çok son 7-8 yılın en yüksek seviyesinde olan o zaman batık kredi rasyosunun tarihi düşe gelmesini bekliyormuş. Yani ekonomide iyileşme bekleniyorsa evet, şayet onun da düşmesi herhalde bekleniyordur. Hemen o zaman düzeltelim. Tarihi düşük seviye bekleniyormuş. Gizem, Aralık enflasyonunda bir de kalemleri istersen biraz izleyicilerle paylaşalım. Neleri takip edeceğiz? En son işte İTO'nun enflasyonunu aldık. İTO ile TÜİK'in gıda enflasyonu Aralık ayında korelasyonu fena değil, iyi. O yüzden de gıda enflasyonu tarafında oradaki gıda fiyatlarındaki artıştan yola çıkarak bugün de TÜİK'in gıda enflasyonunda belki yukarı yönde bir sürpriz belki olabilir. Bir de ulaştırma tarafında enerji enflasyonunun artmasını bekleyebiliriz. Bunu hem ÜFE tarafında hem de TÜFE tarafında görebiliriz. Yukarı yönde riskler bunlar. Bir de kurdaki hareketten kaynaklı çekirdek enflasyonda da yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Peki hemen istersen gelişen ülke kurları ve dünkü endeks kapanışına da bakalım. Hem bugünkü tablo hem de dünkü endeks kapanışı nasıldı? Şimdi ağırlıklı olarak para birimlerindeki tablonun eksiğinde olduğunu söyledik zaten bugün itibariyle. Şu aşamada hani kazanan kimsenin hikayesi yok, onu söyleyebilirim. Bugünün teması, ana teması doların yükselişi yönünde. Zaten karşısında kazanan para birimleri de oldukça sınırlı. Hemen geçelim buradan endeksin de kapanışını hatırlatalım. Sen de başlarken söyledin, dün bütün borsalar artıdaydı. Biz de artıda tamamladık. %1.32'lik bir primimiz vardı endekste. Genele yayılmış bir yükselişten bahsedebiliriz. 79 tane hisse yukarıda tamamladı günü. 15 aşağıda 6'sı yatay tamamladı. Gün boyu yükselen bir grafik gördük. Ve bu yükselişte ağırlıklı olarak sanayi tarafını görüyorum. Yükselişe etmen olarak gösterebileceğim. Ama zaten genele yayılmış bir yükseliş olduğu için ve ben burada puan bazlı katkıları sıraladığım için ağırlıklı olarak BIST 30 hisselere ilk sıralara yerleşmiş vaziyette. Gizem, çok teşekkürler aktardıkların için. Gizem Uzunay ile beraber detayları, başlıkları ekrana getirdik. Şimdi buradan gidelim ekonomist Haluk Bürümcekçi'ye ve Merkez Bankası'nın ZK'daki komisyon uygulamasının detaylarını soralım. Haluk, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana vereyim. Yalnız lütfen diyeceğim, sadece komisyon oranı değil, geçen senenin başından itibaren ZK'lara ilişkin bu atılan adımların amacı neydi? Son adımla beraber hikayeyi aslında nasıl tamamlamaya çalışıyor Merkez Bankası?
Günaydın, iyi yayınlar. Genelde son dönemde özellikle yabancı para mevduatlar aleyhine TL zorunlu karşılıklar aleyhine bir şey görüyoruz, davranış seti görüyoruz. Bu da o doğrultuda atılan bir adım. Daha çok zorunlu karşılık oranları yükselterek, ödenen nemi azaltılarak bu noktaya gelindi. Genellikle de bu adımlar işte finansal istikrar ve dolarizasyonu terse çevirme amaçlı atıldığı söyleniyor. Ama şu ana kadar çok işe yaradı söylenemez. Zira Türkiye'de zaten detaş faizlerinin düşük seviyede olması veya dünyada da faizlerin düşüklüğünden tabii kaynaklanıyor bir ölçüde. Bu tür hesapların faiz getirisi beklentisinden çok kur artışı beklentisiyle tutulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şimdiye kadar çok bir değişiklik getirmedi. Dünkü kararda tabii bu hesapların bankalara olan maliyetini arttıracak, bilgin olarak arttıracak yönde bir karar. O yüzden burada herhalde detaş şöyle dönen faizlerin düştüğü göreceğiz. Önümüzde genelde %2 seviyelerinden şu anda dolar için, lira için %0,3 seviyelerinden gerilediğini göreceğiz. Haluk, burada yaklaşık 45 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor ama yani bankaların döviz cinsi ZK olarak Merkez Bankası'na tuttukları, buraya dair bir dağılım var mı? Yani hem son açıklanan rakamlar ne orada? Çünkü bu komisyonun hangi tutarda mevduat uygulanacağı da merak ediliyor. Yani son 10. Aralık itibariyle merkezin açıkladığı verilerde 48.1 milyar dolarlık toplam bir zorunlu karşılık, yabancı para zorunlu karşılık tutuluyor. Tabii bunun ne kadarının dolar, ne kadar euro tutulduğu açıklanmıyor. Ama mevduat dağılımı fikir veriyor diye kabul etsek de böyle bir şart yok. Mevduatına benzer dağılım olacak diye bir şart yok ama onu kabul etsek %55 gibi dolar ağırlığı, %34 gibi euro ve diğer dövizler ağırlığı var. Kalan da altın. Altın oluşturuyor. Altın cinsinden tutuluyor. Ama altınla ilgili bir maliyet gelmedi son kararda. Dolayısıyla önemli bir maliyet geliyor aslında. Şöyle bakarsak hani toplamda 600 milyon dolarlık falan yıllık bir maliyet karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor. Ama oransal olarak zaten oransal olarak da bir fikir veriyor. %2,5 gibi bir dolarda maliyet olması yıllık veya euroda 0,25 gibi maliyet olması zaten düşük olan faizler açısından daha da aşağı çekecek bir gelişme olacak gibi. Haluk, çok teşekkürler aktardıkların için. Haluk Bümce için görüşlerini aldık. Az önce Viyop açıldı. Düşüşle açıldığını söyleyelim. Orada yaklaşık %0,37'lik bir düşüş vardı. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından yatırım bültenine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında bugün piyasalar ağırlıklı olarak jeopolitik risklere odaklandı dedik. Petrol fiyatlarının hep altındaki yükselişten bahsettik ama Gidelim İnfo yatırımı araştırma müdürü İsmail Güner olacak karşımızda. Ne beklersiniz? Emtia tarafında yükselişin devamını bekliyor mu piyasa şu an? Ve öte yandan da içeride az önce Viyop negatif başladı. TL varlıklarda bu Orta Doğu'daki politik riskler ve elbette Libya tezkeresinin onaylanması, meclisten geçmesi baskı yaratır mı? Evet. Söylediklerinizin hepsi piyasalar üzerinde baskı yaratacak haberler olarak özetleyebiliriz. Ben kısaca bir geçiş yaparsam piyasaların bugünkü veri takvimine baktığımızda aslında önemli datalar gelecek. Bugün içeride enflasyon verisi var. Fakat bir miktar gölgelenme ihtimali yüksek. Diğer taraftan dışarıda ise Almanya tarafında işsizlik rakamları ve TÜFE verisi
açıklanacak. ABD tarafında ise ISM imalat satın alma endeksi ve petrol stokları verisi var. Dün ABD borsalarında yine rekor kapanışlar görmüştük. Fakat bu kapanışların ardından en son Pentagon'un yapmış olduğu açıklamayla birlikte biliyorsunuz Irak'ta yaşanan hava saldırısında Kasım Süleyman'ın öldürülmesi piyasalardaki özellikle emtia tarafında satış baskısını bir miktar arttırmış görünüyor. Ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri şu an için ikinci plana atılmış gibi görünüyor diyebiliriz. Özellikle ABD tarafında daha çok güvenli liman olarak tabir ettiğimiz varlıklara doğru geçişlerin olduğu dikkat çekti. 10 yıllık tahviller 1.88 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Önceki gün 1.93 seviyelerindeydi. Yurt içine baktığımızda ise söylediğimiz gibi yine jeopolitik risklerin en çok konuşulacağı bir gün olacak. Dün biliyorsunuz Libya'da asker gönderme konusunda tezkere meclisten geçmişti. Fakat bugün için baktığımızda ise Orta Doğu'da suların bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Buradaki yaşanan son gelişmelerle birlikte dolar TL'de 5.96'nın üzerinde şu an için fiyatlandığını söyleyebiliriz. ABD vadelilerin ise bugün akşam saatlerinde gelen haberlerin ardından aşağı yönlü satış baskısının ön plana çıktığını görüyoruz. Şu an için baktığımızda saat 10 itibariyle piyasalarda enflasyon verilerini göreceğiz. Burada önceki ay 0.38 gelmişti. Bu ay Aralık ayı enflasyonunun 0.50 gelme ihtimali piyasalar tarafından konsensus. Yani baz etkisiyle yıllık enflasyonun yaklaşık 11.50 seviyelerinde gelmesini bekliyoruz. Yeni ekonomik programdaki hedef seviyesinin de altında olması durumunda piyasalar tarafından olumlu karşılanacak. Fakat jeopolitik risklerin şu anda daha çok Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da ne yazık ki bugün kar realizasyonlarının biraz daha ön plana çıkmasını bekleyeceğiz. Dün 116.000 seviyelerine kadar endeks gelmişti, yükselmişti. Fakat bugün itibariyle bir miktar kar realizasyonları göreceğiz. Buradaki Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler durulması durumunda bizim yine yukarı yönlü yükseliş beklentimiz devam ediyor. Fakat şu an için kısa vadede düzeltme olma ihtimali yüksek. 115.000 ve 114.500 seviyesi bugün için destek olarak karşımıza çıkacak. 116.000'in üzerinde kalmamız durumunda ancak piyasadaki yeni yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Söylediğimiz gibi bugün biraz daha kar realizasyonlarının ön plana çıktığı bir gün olacak. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bu arada VYOK'taki değer kayıpları da %0.5'e ulaştı. Borsa açılınca da göreceğiz oradaki kayıplar nasıl olacak, ne kadar negatif bir açılış olacak diye. Bu başlıklarla beraber yatırım bültenini kapatıyoruz. Şimdi Zeynep Erataman'la Gizem Uzuner tüm detayları ve şirket nezdindeki gündemi piyasa masasında konuşacaklar. Hoşçakalın.